İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Mu şehrinde kar kalınlığı 10 metreye ulaştı. John Bolton, Amerika Birleşik Devletleri Ermenistan'ı destekliyor. Nikol Paşinyan Moskova'da, Yunus Suriye'ye insanı yardım sağlaması çağrısında bulundu. Hasaka bölgesindeki Arap kabilelerinin liderleri Türk tampon bölgesinin oluşturulmasına karşı çıkıyor. Kaşata bölgesinde 14-18. yüzyıllara ait kale keşfedildi. Batı Ermenistan'ın bazı bölgelerinde kar yağışı devam ediyor. Batı Ermenistan'ın Muş şehrinde 9 köye ulaşımı sağlayan 3 evler grup yolunda kapanan yolu açmaya çalışan ekipler 10 metreye ulaşan karla mücadele ediyor. İş makinesinin kepçesiyle karın yüksekliğini ölçen işçiler kar dağlarını aşmakta zorlandıklarını söyledi. Ana yolların bazı kısımlarında buzlanma bulunmaktadır. Halen yollarda temizlik işlemleri sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değindi. Yaptığı paylaşımda Bolton, Başbakan Paşinyan'ı tekrar başbakanlık görevine atanması vasıtasıyla kutlamak ve tüm Ermeni halkını Aralık ayında düzenlenen özgür ve adil seçimlerden dolayı tebrik etmek için aradım. Amerika Birleşik Devletleri Ermenistan'ın müreffeh geleceği uğruna Paşinyan'ın çabalarını destekliyor ifadelerine yer verdi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığından yapılan açıklamaya göre çalışma ziyareti çerçevesinde Rusya Federasyonu'nda bulunan Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan Avrasya Ekonomik İşbirliği Komisyonu merkezini ziyaret etti. Nikol Paşinyan burada Avrasya Ekonomik İşbirliği Komisyonu başkanlığının 2019 yılında Rusya'dan Ermenistan'a geçmesi dolayısıyla bir konuşmada bulundu. Başbakan Paşinyan yaptığı konuşmasında geçtiğimiz yıllarda Avrasya Ekonomik Birliği kendini kanıtladı. Olumlu dinamikler ana ekonomik göstergelerde kaydedildi ve Avrasya entegrasyonunun birçok yönünde en önemli kararlar alındı dedi. 1 Ocak 2019'dan itibaren Ermenistan Cumhuriyeti Avrasya Ekonomik Birliği, Avrasya Ekonomik Konseyi ve Avrasya Ekonomik Komisyonu Konseyi'nin başkanlığını üstlendiğini belirten Nikol Paşinyan, son 5 yılda Avrasya Ekonomik Birliği'nin başarılı bir entegrasyon olarak kurulduğunu belirtti. Birliğin ilk yıllardaki zorluklarına rağmen şu anda ticaret ve ekonomik ilişkilerde yapı çeşitlendirilmesi ile karşılıklı ticaretin ikna edici bir şekilde büyüdüğünü vurguladı. Başbakan Nikol Paşinyan ayrıca tüm üye devletlerin Avrasya Ekonomik İşbirliği'nin yapısal gelişimine katkıda bulunmasını ifade etti. Riya Novosti Ajansı'nın belirttiğine göre UNICEF Suriye'nin Derzor ve İdlib eyaletlerine insani yardım çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu İcra Direktörü Henriette Daforn, Derzor'un bazı bölgelerdeki durum ile İdlib'deki durumdan endişe duyduğunu, çünkü kalabalık kamplarda ve barınaklarda yaşayan çok sayıda yerinden edilmiş çocukların bulunduğunu ifade etti. UNICEF, insani yardım örgütlerinin Suriye'deki çocuklara ve ailelere gerekli besin maddelerinin güvenli, istikrarlı ve engelsiz erişimini sağlamak için tüm taraflara çağrıda bulundu. Hasaka eyaletinin Al-Kamışlı bölgesinin Arap kabile liderleri bir araya gelerek Suriye'nin kuzeyinde var olan durumu ele aldılar. Toplantıda hazır bulunanlar bir kez daha Suriye hükümetine ve orduya koşulsuz destek verdiklerini doğruladı ve ülkenin kuzeyinde bir tampon bölge oluşturulmasına karşı olduklarını belirtti. Türkiye tarafından öne sürülen proje, kabile liderleri tarafından Suriye toprak bütünlüğüne karşı bir adım olarak nitelendirildi toplantıda hazır bulunanlar Türkiye'nin Suriye iç işlerine müdahalesine karşılar. Yaşlılar Konseyi Suriye'nin yeniden inşasına katılımını da teyit ettiler. Google Earth'ün uzay görüntülerini araştırmasının bir sonucu olarak son zamanlarda Kaşata bölgesinin Karaton köyünün kuzey kısmında Vorodan ve Hakari nehirlerinin birleştiği yerde 14. ve 18. yüzyıllardan kalma bir kale keşfedildi. Arkeolog Gagik Sarkisyan, Artsakh Press muhabirine yaptığı açıklamada kalenin iki nehrin birleştiği yerde nehirden 20 metre yüksekliğinde kuzey güne doğrultusunda elif şekildeki bir tepe üzerinde bulunduğunu söyledi. Arkeolog şöyle dedi, yapı maksimum uzunluğu 107 metre, genişliği 36 metre, 3680 metrekare olan bir çevre ile korunmaktadır. Kale duvarlarının uzunluğu 278 metredir. Günümüzde zemin yüzeyinde yalnızca 1,5-2.2 metre genişliğinde bir kale duvarı görülüyor. Kalenin içi temelde düz ve boştur. İnşaat izleri sadece güney kısmında o da kısım kısım görülmektedir. Arkeolog Sarkisyan'a göre kalenin ana giriş yapısı dikkat çekici. Girişin doğu kulesi dıştan bakınca beşgen şeklinde korunan alt kısmı monolitiktir. Büyük olasılıkla üst kısmı oyuk bir hacme sahipti. Benzer şekilde kalenin güneybatı köşesinde de benzer bir kule inşa edilmiştir. Mimari detaylara ve zemin seramiklerinin incelenmesiyle bu anıt 14. ve 18. yüzyıllara ait olduğu görülüyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Dikranagert'teki Surt Giragos Kilisesi'nden Dikran Hamasyan'ı sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.